Böyle bunu pamuğun içerisine ekiyorlar. Tohumu var. Tohumu pamuğu kaynatıp pamuğun içerisine ekiyorlar. İlk kuruçka dönemi ise şöyle. Küçücük pinler haline çıkıyor. Aydınlatmayı açtığımızda aydınlatma onun güneş görevini görüyor. Bu ise bir hafta içerisinde satışa hazır bulunuyor. Şöyle şu civarda olur. Demek ki Rabbim bize de böyle yazmış. İçine düşecek. Bunun batıdaki asıl ismi istiridye mantarı. Buna kayın mantarı da deniyor. Ama bizim burada halk diliyle, halk tabiriyle işte kavak mantarı diyorlar genelde. Şimdi şöyle, istiridye mantarı biz daha önce internetten birkaç videosunu izleyerek esinlendik. Daha sonrasında kendim ve eşim bir denemeye karar verdik. Bu süreçte bir 5 kilo tohumunu Denizli'den getirdim, bu istiridye mantarının tohumunu getirttik. İşte köyde saman ve kepek karışımı, bunları kaynatıp içerisine ektik. Sonra birkaç poşetten verim aldıktan sonra işte eşim Genç Çiftçi Projesi'nden başvurdu. Derken Genç Çiftçi Projesi de çıktı bize 30 milyar hibe olarak. Sağ olsun devletimizin desteğiyle böyle bir tesisi kurduk. Şu ana kadar işler yolunda gidiyordu, iyiydi, ucuzluk vardı, halkımız da rağbet ediyordu. Ama şu durumda gerekse kompost satıcılarının fabrikalarını kapatması, biz de bunlardan dolayı biz de sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bir şey azaldı mı pahalılaşıyor, fabrikalar kapandıkça azaldığında birkaç fabrika ayakta kaldı. Biz de bunlardan kompostu aldığımız takdirde ben şu anda şu içeride gördüğümüz kompostun tonajını 3 liradan aldım. 3000 liradan aldım. Geçen sene ise ben bunun tonajını 9 liradan aldım. Halkımıza bunu kilosunu 30 liradan satıyordum. Şu anda ise bunun tonajını 3 milyardan alıyoruz. Bugün ise kilosunu 50 liradan satıyoruz. 50 lira ise halkımıza bazen büyük bir para olarak oluyor yani. Millet öyle düşünüyor, halkımız öyle düşünüyor. Ama işte her şey ücretlendiği için, pahalılaştığı için biz de bu fiyattan vermek zorundayız. Bizden ileride Bingöl'de, Muş, daha ilerisi Tunceli'de, buralarda sadece Bingöl'de bir üretim olduğunu duydum. Tunceli bölgesinde yok, diğer bölgelerde yok. Sadece bir de Diyarbakır ve Batman'da üreticisi olduğunu duydum. Şu anda ise bölgede zannediyorsam tekim, diğerleri herkes kapattı. Satış süresi ise bunun komple bir ay sürüyor. Birinci flaş 10 gün, ikinci flaş 10 gün, üçüncü flaş 10 gün. Bunların arasında ise 10'ar gün fark var. Yani komple satış süresi 10 gündür. Tabii bu bir de 3 defa biçiliyor aynı yerden. Bir defa koparıyorsunuz, bir 10 gün sonra aynı yerden bir daha çıkıyor. Derken bir daha koparıyorsunuz, sonra üçüncü flaşta ise bitiyor. Biz her biçimine bunun flaş diyoruz. Gençlerimiz tabii ki boş gezmesin. Ben istiridye mantarını kurdum. Başka biri ipek böcekliğine girebilir. Daha başka bir arkadaşımız arı işine girebilir. Ama üretelim, sürekli üretelim. Yani elimizden geldiği kadar. Düşünelim, bölgede hangi iş yok, o işi yapalım. Ben mesela şöyle duydum, başka bir arkadaşımız tavşan üretme işine girmiş. O da müthiş bir fikir. Ama üretelim yani, boş durmayalım.